Bugün size dünya üzerindeki en ilginç yerlerden birini anlatacağım. Bir mezarlık. Fakat burası sıradan bir mezarlık değil. Buraya gömülebilmek için yaklaşık 5 milyon doları, yani 50 milyon TL'ye yakın bir parayı gözden çıkarıyorlar. Dünyadayken 100 ev satın alabileceğiniz bu parayı neden ufacık bir mezara veriyor olabilirler? Çünkü onların inancına göre bu mezarlıkta gömülürseniz cennete gitmeyi garantilemiş oluyorsunuz. Fakat bu duyduklarınız birer başlangıç. Daha öyle detaylar var ki öğrendiğinizde hayret edeceksiniz. Evet, Kudüs'teki Zeytin Dağı'nda bulunan mezarlıktan bahsediyorum. Kudüs'ün en güzel köşesinde yer alan Zeytin Dağı, üç semavi din içinde önemli bir yer. Üzerinde bulunan mezarlığa gelecek olursak, burasının kimler için önemli olduğunu ve onların inanışına göre mahşer gününde olağanüstü olayların yaşanacağı bu mezarlığın çarpıcı hikayesini dinlemeye hazırsanız, başlayalım. Kudüs. Milattan önce 2000'lere kadar dayanan görkemli ve bir o kadar da gizemli tarihiyle semavi dinlerin en önemli şehirlerinden biri. Tarih boyunca iki defa yok olma kaderini yaşamış, 23 işgal, 52 saldırı görmüş, olayların bitmediği kutsal yerleşim yeri. İslamiyet'in yayılmasındaki en önemli yerlerden biri burası. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca yükseldiği yer. Kudüs, Müslümanlar için önemli olduğu gibi, her ne kadar İslami açıdan bizler Hazreti İsa Peygamber'in çarmıha gerildiğini kabul etmesek de, İsa Aleyhisselam'ın bu topraklarda çarmıha gerilmiş olduğunu kabul eden Hristiyan dünyası için de bir haç merkezi olması dolayısıyla oldukça önemli. Milattan önce 10. yüzyılda ise Hazreti Davut'un Kudüs'ü ele geçirmesinden dolayı burası Yahudiler için de son derece önemli bir yer haline gelmiştir. 1517'den 1917'ye kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolü altında olan, dünyanın en eski kentlerinden Kudüs'te bulunan Zeytin Dağı ve üzerinde yer alan dünyanın en pahalı mezarlığı bugünkü konumuz. Sizi bilmem fakat birçok insana göre mezarlıklar özellikle geceleri biraz insanı ürpertiveren yerler olarak görülüyor olsa da ben mezarlıkları tam aksine gece veya gündüz oldukça huzurlu yerler olarak görüyorum. Mezarlıkların sessizliğinde kuşların ötüşü, ağaç yapraklarından gelen hışırtılar ve mezar başında okunacak bir Fatiha insanın içini huzurla dolduruyor adeta. Dünya üzerindeki en gerçek yerlerdir, özellikle Müslüman mezarlıkları. Defin geleneğiyle başlamıştır insanoğlunun mezarlık serüveni. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e göre de bu geleneği ilk başlatan kişi Hazreti Adem Aleyhisselam'ın oğlu Kabil'dir. Bildiğiniz üzere Allah'ın kargalara verdiği Büyük Gizem isimli videomda da bahsettiğim dünya üzerindeki ilk cinayet olayında kardeşi Habil'in canını alan Kabil, cansız bedenin toprak altına gömülmesi gerektiğini bir karganın vesilesiyle öğrenmişti. Ta ki o gün bugündür dünya üzerinde milyarlarca insan hayata veda eden yakınlarını gömerek bu dünyadaki son yolculuklarına uğurluyor. Aslında son yolculuk demek pek de doğru olmayabilir. Özellikle de şimdi anlatacak olduğum Kudüs Zeytin Dağı'nda bulunan bu Yahudi mezarlığı için. Kudüs'ün en güzel manzarasına sahip Zeytin Dağı'nın baş köşesine konumlandırılmış olan bu mezarlık dünyanın en pahalısı. Tek bir mezarın 5-6 milyon dolara, yani ortalama 50 milyon Türk lirasına kadar alıcısı bulunan bu yere gömülebilmek, Yahudilerin en büyük hayallerinden biri. Bu kadar pahalı olmasının altında yatan en önemli nedenlerden biri de, bu mezarlığa gömülen kişinin mahşer günü geldiğinde yargılanmaktan muaf tutularak direkt olarak cennete girebilecekleri inancı. Yani inanışa göre zengin bir Yahudiyseniz hem bu dünyada hem de diğer tarafta 1-0 öndesiniz. Harem-i Şerif ile birlikte Kudüs'ün panoramik manzarasında kurulmuş bu mezarlıkta dünyanın sayılı zenginlerinin içinde yer aldığı yaklaşık 150 bin kadar mezar bulunuyor son verilere göre. Mescid-i Aksa ve Kubbetüs Sahra'yı bir bütün olarak en güzel görüntüleyebildiğiniz bölge de burası. Yahudi inancına göre bu mezarda gömülü olmak sizi sadece cennete girmeyi değil, cennete ilk girecek grubun içinde yer almanızı da garantiliyor. Peki ama nasıl?
Sırat Köprüsü videomda da anlattığım üzere mahşer zamanı cehennem üzerine kurulacak olan köprüden geçerek cennete girecek olduğumuzu biliyoruz. Sırat Köprüsü'nün varlığına inanan Yahudilere göre de cehennem tam olarak şu anda ekranda gördüğünüz mezarlık ile Harem-ül Şerif arasında kalan bu boşlukta kurulacak. Ve onların inancına göre büyük gün geldiğinde Yahudileri kurtarmak için kıyamet habercisi Mesih yeryüzüne gelerek Zeytin Dağı'na inecek ve buradan Kudüs'e geçecek. İsrafil meleği sura üflediği vakit ilk olarak bu mezarlıkta bulunan Yahudiler mezarlarından çıkacaklar ve direkt olarak Sırat Köprüsü'nün başlangıç noktasında oldukları için ilk olarak sorgusuz sualsiz köprüden cennete geçebilecekleri inancındalar. İşte varını yoğunu satarak bu mezarda gömülebilmek adına para ayıran Yahudiler için Zeytin Dağı mezarlığının değeri buradan kaynaklanıyor. Fakat köprünün diğer ucunda ise şu an günümüzde de yer almakta olan bir Müslüman mezarlığı var. Olaylar daha da ilginçleşecek. Ama öncesinde gelin biraz Zeytin Dağı hakkında bilgi vereyim sizlere. Kudüs'ün fethi de, işgalleri de hep Zeytin Dağı üzerinden gelen ordular tarafından gerçekleşmiştir. Hazreti Davut Aleyhisselam'dan Hazreti İsa peygambere kadar bütün peygamberler tarafından birçok önemli olay da bu dağda yaşanmıştır. Zekeriya peygamberin mezarı da hemen Zeytin Dağı'ndaki bu Yahudi mezarlığının altında ortaya çıkarılmıştır. Hazreti Davut peygamber Kudüs'ün fethi ateşini ilk 1049 yılında Zeytin Dağı'nda yakmıştır. Hazreti İsa peygamber ise milattan sonra 30'lu yıllarda havarileri ile Zeytin Dağı'na çıkar ve burada sohbetler yapardı. Hatta Yahudiler tarafından öldürülmek üzere planı yapılan İsa aleyhisselam kendisi hakkında tuzak kurulduğu zaman bu dağa çıkmıştır. Müslümanlar için de önemli bir yere sahip olan Zeytin Dağı'na İslami kaynaklarda da rastlıyoruz. Hazreti Ömer Kudüs'ün fethi sırasında bu dağda ikamet etmiştir. Selahaddin Eyyubi'nin ve Hazreti Ömer'in askerlerinden bu dağda şehit olanlar bulunmakta. Mezarlığa dönecek olursak, burada Müslüman ve Hristiyan mezarlıklarında olduğu gibi mezarların üzerinde bırakılmış çiçekler göremezsiniz. Bunun yerine Yahudiler yakınlarının mezar taşlarının üzerine ufak taş parçacıkları bırakıyorlar. Yahudilikte taş, sonsuzluğun simgesi olduğundan dolayı mezarların üzerinde bir saygı göstergesi olarak bırakılmış taşlar yer almakta. Dünyanın en pahalı mezarlığı olan Zeytin Dağı'ndaki bu Yahudi mezarlığının bekçisi ise İbrahim Said isimli bir Müslüman. Dedesinden babasına, babasından da kendisine geçen bu mesleği devam ettirerek 40 yılı aşkın bir zamandır Zeytin Dağı mezarlığının korumalığını yapıyor. 2010 yılında mezarlık için kurulan bir web sitesinden mezarların dijital kayıtlarına kolayca ulaşılabiliyor olsa da o neredeyse herkesin mezarını ezberlemiş ve ölülerin yakınları geldiğinde mezarların çoğunu isimlerinden tanıdığı için onlara hiç zorlanmadan yol gösterebildiğini söylüyor. Mahşer günü geldiğinde Sırat Köprüsü'nün hemen başlangıç ayağına gömüldüklerini düşünen ve bu sayede herkesten önce ilk sırada köprüyü geçerek cennete girecekleri inancına sahip Yahudilerin bir söylentiye göre köprünün diğer ucundaki yani Mescid-i Aksa'nın doğu duvarlarının dibinde bulunan Müslüman sahabe mezarlığını kaldırmayı planlamışlar. O bölgeye park yapacağız gibi bahanelerle sahabe mezarlığını kaldırma çalışmaları Müslümanlar tarafından anlaşıldığında Yahudi mezarlığının bu Sırat Köprüsü mücadelesi başta Türkiye olmak üzere dünyanın tepkisini çekti ve şimdilik geri adım atıldı. Kudüs'ün Eskişehir bölgesinde aralarında Osmanlı askerlerinin de yattığı Müslümanlara ait birçok mezarlık bulunuyor. Zeytin Dağı'ndaki Yahudiler için cennet garantili bu mezarlığa yakın zamanda getirilen kişilerden biri de başta Las Vegas olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki kumarhanelerin sahibi olan kumarhaneler kralı milyarder Sheldon Adelson oldu. 11 Ocak'ta hayatını kaybeden kumarhaneler kralı Zeytin Dağı'ndaki milyon dolarlık mezarına defnedilirken cenaze törenine yakın akrabalarından oluşan ufak bir grup katıldı. Adelson, başta Trump olmak üzere İsrail'i destekleyen siyasilere yaptığı büyük bağışlarla da adından söz ettiriyordu. Şimdilik hızla dolan mezarlıkta neredeyse boş yer kalmadı gibi. İnsanların milyon dolarlar harcadıkları mezarlar onların cennete girmelerini sağlar mı? Kimi cenneti alacağına Allah Azze ve Celle karar verecek. Hazreti Ebu Bekir de diyor ki, "Kendine kabir değil, kendini kabre hazırla."